Merhabalar, İş Yatırım Ekonomisti Dağlar Özkan ben. Para Nereye Gidiyor serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. 8-12 Temmuz haftasının verilerini değerlendireceğiz bugün. Sizlere para akımları hem yerli hem yabancı yatırımcılar için ne yönde olmuş? Buna dair bir miktar resmi isabetli veriler, bir miktar da bizim hesapladığımız daha tahmini verilerle borçlanma aracı, mevduat, yatırım fonu gibi alanlarda bulgularımı paylaşacağım. İsterseniz öncelikle her zaman gibi yabancı yatırımcıların hareketlerini inceleyelim. Son verimizde yabancıların hisse senedinden ufak bir çıkışını görüyoruz. Devlet iç borçlanma senetlerine yine güçlü denebilecek bir yabancı girişi mevcut. 1 milyar dolara yakın. Bir önceki haftada hisse senedine biraz giriş olmuştu ve 8 haftalık bir aralığın ardından gelmişti bu giriş. Şimdi onun ufak bir harekette olsa tersine döndüğünü görüyoruz. Son dönemde genel anlamda devlet tahvillerine yönelik yabancı ilgisi hep güçlü gitti. Yani buradaki bu eğilimin de devam ettiğini görüyoruz. Eurobond tarafında daha dalgalı bir seyri var. Yani ihraç oldukça yabancılar alıyor. Hani bir hafta sonra satabiliyor gibi. Son 4 haftada genel eğilim bu şekilde olmuş. İncelediğimiz hafta içinde yani 8-12 Temmuz haftasında 700 milyon dolar civarı bir yabancı girişi var Türkiye'nin Eurobond'larına. İhraççıya göre kırılımına baktığımızda da bunların şirketlerin ihraç ettiği Eurobond'lar olduğunu anlıyoruz. Yani asıl giriş bu tarafta. Bankaların ve hazinenin Eurobond'larına da sınırlı da olsa bir giriş var. Asıl giriş şirketler üzerinden ve burada muhtemelen ihraç kaynaklı. Özel sektör tahvillerine baktığımızda yabancı girişinin biraz zayıfladığını görüyoruz. 10 milyon dolar kadar bir giriş olmuş. Bir önceki haftaya göre daha zayıf. Ama hani genel eğilim olarak hala ÖST tarafında yabancı ilgisi geçmiş yıllara göre bir hayli daha kuvvetli. Şimdi biraz yerleşiklerin parasının nereye gittiğine, nereden çıktığını bakalım. Türkiye'de yerleşiklerin parasını nereye park ettiği, nereden çıktığı konusu ilk açıldığında akla hep önce döviz tarafı gelir. Yani döviz tevdiat hesaplarında artış var mı, azalma mı var? İşte dolar, euro, altın alıyor mu yatırımcılar? Son haftanın verilerinde bir miktar alım var. Tüzel kişiler kaynaklı. Yani şirketlerin döviz tevdiat hesaplarında ufak bir büyüme var. Gerçi bu tam bir alım olmayabilir. Yani ihracat geliri girmiş olabilir. Borçlanma üzerinden döviz hesapları büyümüş olabilir. Dolayısıyla tüzel kişiler olduğunda tam neyi gösterdiğini tahmin etmemiz biraz daha zor. Gerçek kişilerde uzun süredir bir çıkış eğilimi vardı. Hani bu eğilim çok zayıflasa da devam ediyor gibi bir görünüm var. Özetle çok rahatsız olacak bir şey yok. Güçlü bir döviz yatırım eğilimi hala gözükmüyor. Bir haftanın verisi de tüzel kişilerde rahatsız edici bir sinyal değil. TL mevduat tarafına baktığımızda KKM haricindeki vadeli mevduat hesaplarında artışın devam ettiğini görüyoruz son 2 haftada. Tabii burada faiz gelirleri kaynaklı da olabilir bu giriş. Faiz gelirinin yeniden hesaba dahil edilmesiyle ya da gerçek bir akımı da gösteriyor olabilir. Bunun tam bir ayrıştırmasını yapamıyoruz. Ama genelde burada artış eğiliminin sürmesi sistemdeki döviz TL dengesi açısından olumlu. Ve de burada bankacılık sistemindeki mevduat paylarına baktığımızda %51'e yükseldiğini Türk lirası tarafını görüyoruz. Bir önceki haftada bu rakam %50,2 idi. Şimdi 51,2. DTH'ın bankacılık sistemindeki mevduatlardaki payı %37,1'e geriliyor. Önceki haftada 37,5 civarındaydı. KKM var bunlar dışında bir de sistemde. Onun da gerilediğini görüyoruz. %12 civarından 11,7'ye düşmüş. Yani aslında mevduat dünyasına böyle genel bir bakışla incelediğimizde hükümetin hedeflediği liralaşma hikayesinin devam ettiğini görüyoruz. An itibariyle %51'lik bir TL mevduat oranı 2018 kur şoku öncesi seviyeler. Burada 2014'te mesela bu oran %60-65 arasındaydı. Yani hala gidecek yerimiz var normalleşme kapsamında. Ama çok belirgin ve istikrarlı da bir iyileşme var liralaşma söz konusu olduğunda. Yerleşiklerin devlet iç borçlanma senetlerinde alım yönünde olduğunu görüyoruz. Burada biz çekirdek yatırımcı gruplarına bakıyoruz. Yani bankaları ve aracı kurumları dışlayan bir yatırımcı tanımıyla yaklaşıyoruz. Öyle baktığımızda önceki haftaya ve genel anlamda geçtiğimiz döneme göre daha güçlü bir dips alımı var. Tabii bunun yine geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi emeklilik fonları önde gidiyor. En çok emeklilik fonları devlet iç borçlanma senetlerine yatırım yapmış. Ardından yatırım fonları geliyor. Yine aynı yatırımcı tanımıyla Eurobond tarafına baktığımızda
Yani yatay bir seyir görüyoruz. Yerli yatırımcılar Eurobond alımı yapmamış. Genelde zaten yabancının aldığı haftalar yerlilerde çok bir alım olmadığını görürüz. Hani bunlar birbirlerine satıyor çok sık. Çekirdek yatırımcının yani bu şirket, hane halkı, yatırım fonu, emeklilik fonu ve sigorta şirketlerini kapsayan yatırımcı tanımımızın nette pek bir alım yapmadığını görüyoruz. Biraz daha hani içeriğine baktığımızda, alan kişinin kırılımına baktığımızda yatırımcının yatırım fonlarının alım yönünde olduğunu, emeklilik fonları ve şirketlerin Eurobond tarafında satım yönünde olduğunu görüyoruz. ÖST tarafında böyle bu demin bahsettiğim çekirdek yatırımcı tanımı değil de biraz daha geniş bakarsak yani bankaları ve aracı kurumları da dahil edersek yerleşikler pek almamış, hatta azıcık satmış gibi gözüküyor. Ve de hani ihraç eden kuruluşa göre bir ayrıştırmaya gitmek de resmi pek değiştirmiyor. Ama biraz daha çekirdek yatırımcıya odaklanırsak yani şirket, hane halkı, yatırım fonları, emeklilik fonları. Bu gruba baktığımızda yatırım fonları, hane halkı ve emeklilik fonlarının anlamlı bir alım eğiliminde olduğunu görüyoruz. Son birkaç haftadır durum bu şekilde. Toplam alım TL cinsinden 2 milyar liranın birazcık üzerinde. Menkul kıymet yatırım fonlarına baktığımızda tablonun aslında çok büyük kısmının değişmediğini görüyoruz. Para piyasası fonlarında yine çok güçlü bir ilgi var. 29 milyar liralık bir yatırımcı girişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakam bir önceki haftalara göre daha da güçlü. Zaten para piyasası fonları hem daha likit olmaları mevduata göre hem de son dönemde özellikle oldukça cazip getiriler sunmaları gerekçesiyle tercih ediliyor. Ve burada girişler oldukça güçlü. Ama hani ölçekleri daha ufak olsa bile kira sertifikası fonları, işte teknoloji fonları, çoklu varlık fonları ve arbitraj fonlarına da yatırımcı ilgisinin genel eğilime göre daha güçlü olduğunu anlıyoruz. Diğer tarafta borçlanma araçları fonlarından, altın fonlarından, banka endeksindeki hisse senetlerini bünyesinde barındıran fonlardan, BIST 100 dışındaki hisse senetlerinin fonlarından çıkış var. Emtia fonlarından, iştirak fonlarından çıkış var. Bu şekilde bir ayrışma var menkul kıymet yatırım fonları dünyasında. Yine yatırımcıların emeklilik fonları tarafında en çok para piyasası fonlarına yöneldiğini görüyoruz. Tabii burada zaten oldukça istikrarlı bir giriş var. Emeklilik fon dünyasında para piyasası fonları çok yapısal ve düzenlemelerle de güçlü bir rol oynuyor. Para piyasası fonları dışında hisse senedi, sürdürülebilirlik, borçlanma araçları fonları da emeklilik fonları arasında anlamlı giriş görülen alanlar. Diğer tarafta yine menkul kıymet tarafında olduğu gibi altın fonlarından çıkış var. İştirak fonlarından çıkış var. Teknoloji fonlarından çıkış var. Bu haftanın Para Nereye Gidiyor sunumu bu kadardı. Gelecek hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.